Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Mehmet Balon 58 kanalına hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Ahmet arkadaşımıza ait Kia Ceed 2013 model C segmenti station bir araç. 1.6 dizel yani 1582 cm3 motor hacmi 94 kW 128 beygir gücünde 260 Nm tork üretmekte olan bir araçtır. Ağırlığı ruhsatta 1492 kg yazıyor. Ama tabii ki teknik bilgilerinde İnternette baktığımız zaman 1430'da 1500 kilo arasında değişiyor aracın versiyonuna göre. Aracımız 0'dan 100 kilometreye 12.1 saniyede çıkıyor. Euro 5 motora sahip. Aracımızın yakıt tüketimine gelince arkadaşlar, şehir içinde 5.3 litre, şehir dışında 4 litre, ortalamada da 4.5 litre gibi bir yakıt yakıyor aracımız arkadaşlar. Tabii bu fabrika verileri. Yola çıktığımız zaman tüketimde bu birazcık fark ediyor. Aracımıza basarsak uzun yolda biraz daha fazla yakabiliyor. Bu araçta ben şehir dışı birkaç defa yol yaptım. Ama şehir içinde gerçekten çok kullanışlı bir araç. Aracımıza yan taraftan böyle baktığımız zaman da gerçekten station bir araç olmasına rağmen şekil olarak bayağı güzel gözüküyor. Sportif bir araç görünümü var daha çok. Station olmasına rağmen. Aracımızın ön tarafına baktığımız zaman gayet şık duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ön taraf oval hatlara sahip. Keskin hatlardan çok, dediğimiz gibi, oval hatlar var. Aracımızın önünde geniş bir camımız var. Görüş açısı gerçekten çok güzel. Uzun yolda da sıkıntı yaratmıyor. Sileceklerimiz açıkta gördüğünüz gibi. Onun haricinde su fıskiyelerimiz de aynı şekilde. Su fıskiyemiz de böyle açıkta. İki tarafta da var. Şöyle. Aracımızdaki farlar arkadaşlar, virajlara girdiğimiz zaman yan tarafları da aydınlatıyor. Onun haricinde tamponumuzda gördüğünüz gibi sis lambalarımız var. Kenarları krom kaplama. Altta siyah bir çizgi şeklinde plastik kısım var. Hemen ortada gördüğünüz gibi panjurlarımız var. Etrafı krom kaplama. Kendisi de piyano bilek siyah renkte. Aracımızın hemen ön tarafında da Kia logosu var. Gayet şık, kibar bir şekilde. Çok fazla büyük değil. Göze batan bir şekilde değil. LED sinyallerimiz var arkadaşlar. Bunlar LED. Farlarımız normal halojen. Dediğimiz gibi yanları da aydınlatıyor. Aracımızda 17 inç jantlarımız var. 4 tekerleğimizde disk fren var. ABS, ASR mevcut aracımızda. Yan tarafta gördüğünüz gibi otomatik katlanan aynalarımız var. Aynalarımız da bu şekilde katlanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aracımızın yan şekli de gerçekten güzel. Elektrik ayarlı. Camlarımız gördüğünüz gibi krom kaplamalı, çerçeveli. Onun haricinde kapı kollarımız da gövde renginde. Aracımızın arka tarafına gelince arkadaşlar, aracın tabanı görüyorsunuz. Olduğu gibi panoramik bir tabana sahip. Bir radyo antenimiz var. Onun haricinde hemen ortada bir fren lambamız var. Bagajımızın arkasında. Spoilerimizin altında. Cam sileceğimiz var. Arka tarafta bagaj kapağımızda gördüğünüz gibi Kia logosu var. Aracımızı yan taraftan saran, bagaj kapağına kadar devam eden stop lambalarımız mevcut. Onun haricinde arkada bir görüş, şunu da silelim hazır elimizdeymişken. Bir geri görüş kameramız var. Ceed yazısı ve Common Rail Diesel amblemi var burada, krom kaplamalı. Onun haricinde gördüğünüz gibi arkadaşlar, buralarda orijinal sensörleri var. Park sensörleri. Burada kedi gözü lambalarımız var. Tamponumuzun hemen alt tarafı gördüğünüz gibi siyah şekilde. Aracımızın arkası da böyle arkadaşlar. Ayrıca arka camda da rezistanslarımız da var, buhar çözücü. Arka bagajımıza bir bakalım. Anahtarlığımızı da şöyle gösterelim. Anahtarlığımız sustalı arkadaşlar böyle. Kapı kilitleme, açma ve bagaj açma düğmemiz var burada. Aracı açtığımız zaman komple bagajımızı açılıyor. Bagaj hacmi 528 litre. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir perdemiz var. Böyle arkaya doğru açılıyor. Aracımızda panzolit yok. Böyle olması daha iyi. Onun haricinde gördüğünüz gibi şu altta böyle gözlerimiz var. Bayağı da malzeme alıyor gördüğünüz gibi. Onun haricinde şurada da gözlerimiz var. Burada da bayağı bir malzeme alıyor. Aracımızda arka taraflarda gördüğünüz gibi lambalarımız var. Burada askılıklarımız var. Onun haricinde burada gördüğünüz gibi cırtlarımız var. Buraya herhangi bir
yangın tüpü falan gibi bir şeyler de koyabiliyoruz. Burada 12 volt çıkışımız var. Arka tarafımız da böyle arkadaşlar. Bu koltuklar yatıyor. Koltuklar yattığı zaman da gerçekten bayağı geniş bir hacme kavuşuyor aracımız. Zaten station bir araç. Arka bagaj kapağımızda gördüğünüz gibi el tutma yerlerimiz de mevcut arkadaşlar. Bu kenarlarda da patlayan lambalarımızı değiştirmemiz için yerlerimiz de var. Arka bagajımız böyle arkadaşlar. Bagajımızı bir kapatalım. Arkadaşlar bir de aracımızın iç kısmına bakalım. Arka taraftan başlayalım. Kapı açılışları gerçekten çok rahat. Sanki çok hafif bir kapı, böyle rahat bir kapı. Kapıların iç döşemeleri arkadaşlar, gördüğünüz gibi buralar plastik ama yumuşak bir plastik. Buralarda aynı şekilde deri kaplaması gibi. Daha doğrusu deri. Şurada bir cebimiz var. Burada kapı düğmemiz var. Burada bir cam düğmemiz var. Burada krom kaplamalı kapı kolumuz var içeriden açmak için. Burada da biraz geniş cebimiz var. Yani normal çoğu arabadakine göre iyi diyebiliriz. Burada da bir hapurlu yerimiz var. Aracımızın arka tarafı da gördüğünüz gibi gerçekten şık koltuklarımız var. Ortası kumaş, kenarları kumaş. Şunların şekli vücut terlemesini engelleyecek şekilde çok fazla terletmez. Rahat yani. Buralarda da böyle bir deri kısım yapmışlar. Koltuğun şekli gerçekten güzel. Arka koltuklarımız buradan açılıyor. Başlık dayamalarımız var. Ortada kol dayamamız yok ama aracın arka tarafı gayet geniş. Koltuklarımızın arkasında böyle ceplerimiz mevcut. Burada gördüğünüz gibi ön tarafın kol dayaması var. Onun haricinde arkadaşlar şaft tümsemizi de görüyorsunuz. Gerçekten yok gibi bir şey. Arka taraf bayağı düz yani. Açılır tavanımız var komple. Lambalarımız da kenarda böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada lambalarımız mevcut. Böyle. Burada da onun haricinde arka tarafta emniyet kemerlerimiz. 3 tane 3 kişilik emniyet kemerimiz var. Isofix'imiz de var arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Arka taraf böyle arkadaşlar. Bir de içindeki oturuş pozisyonuna bakalım. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın ön tarafı da böyle. Ön koltuklar şu anda bana ayarlı. Yani ben kendime göre ayarladım. Başımın üstünde bir 5 parmaklık bir alan var. Şu anda rahat oturuş pozisyonundayım. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı bir karışta mesafe var koltuklarda. Koltuklar, ön koltuklar bana göre ayarlı yani. Gördüğünüz gibi aracımızın arka kısmı gerçekten gayet rahat ve geniş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de aracımızın ön tarafını inceleyelim. Ön kapı biraz daha ağır. Zaten geniş bir kapı gördüğünüz gibi. Kapı iç döşemelerimiz de arka kapılarda olduğu gibi yumuşak bir şekilde, yumuşak bir yapıya sahip. Onun haricinde aynı şekilde deri bu kısım. Bej renginde. Buralarda krom kaplamalı çizgilerimiz var. Aynı şekilde kapı kolumuzda krom kaplama. Onun haricinde böyle gördüğünüz gibi siyah. Gayet geniş sayılacak bir cebimiz var kapımızda. Burada lambamız var. Burada bir el tutamağımız cep şeklinde. Onun haricinde camlarımız otomatik. Burada bir çocuk kilidimiz var camlar için. Ön koltuğumuza gelince gördüğünüz gibi burada bir airbag var. Onun haricinde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sırt dayamamızı ayarlayan tekerleğimiz var. Burada bir kirkomuz var. Burada da sırt boşluğumuzun düğmesi var. Burada istediğimiz gibi sırt boşluğumuzu ayarlayabiliyoruz. Bel ağrısı olmasın diye. Burada da gördüğünüz gibi ön koltuğumuzun ayarını ileri geri demirimiz var. Aracımız manuel vites, gaz, debriyaj ve fren yok. Burada da gördüğünüz gibi far ayarı düğmemiz var. Burada ön göstergemizin aydınlatmasının ayarı var. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar direksiyonumuzun aşağı yukarı ayarı var. Sol tarafta arkadaşlar aracın içine girelim. Burada birazcık ses var. Düğmelerimizin hemen üstünde sol tarafta gördüğünüz gibi aynalarımızın ayarı var. Daha doğrusu kapatıp açıyoruz buradan gördüğünüz gibi. Onun haricinde ayarlarını da buradan yapabiliyoruz. Şöyle sol ayna, böyle sağ ayna, aşağı yukarı sağa sola ayarlarını yapıyoruz. Burada havalandırma menfezimiz var. Şurada da bir menfezimiz var. Ön cam, kapı camına. Şu da arkadaşlar şu en başta var. Bir tane gördüğünüz gibi köşede böyle. O da şu küçük cama hava üflüyor. Direksiyonumuz da elektrik destekli. Onun haricinde gördüğünüz gibi burada otomatik farlarımızın kolu var. Direksiyonumuzda gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan işte ses ayarları, kanal ayarları, multimedya ayarları yapabiliyoruz. Bu tarafta sağ tarafta şurada direksiyonumuzun sertliğini, yumuşaklığını ayarlıyoruz.
Buradan da gördüğünüz gibi aynı şekilde hız sabitlememiz var. Onun haricinde hız limitörümüz var. Buradan da onları ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Ön tarafta airbag'imiz ve kornamızda direksiyonda 3 kollu bir direksiyonumuz var. Spor görünümlü, küçük, güzel bir direksiyon. Gördüğünüz gibi ön göstergeleri çok rahat görebiliyorsunuz. Genelde araçlarda ben dikkat etmişimdir. Çoğunda bu göstergeleri bu kadar net ve rahat göremiyorsunuz. Şöyle bir göstergelerimize de bir bakalım arkadaşlar. Kontağımızı gördüğünüz gibi ön göstergelerimiz de bu şekilde. Sol tarafta motor devrimiz var. Onun haricinde de gördüğünüz gibi arıza ışığı, direksiyonla ilgili, aküyle ilgili, yağla ilgili ve frenlerle ilgili, el freniyle ilgili kontak şeylerimiz, lambalarımız var. Uyarı lambalarımız. Aynı şekilde burada bir yol bilgisayarımız var. Yolun kilometresini, yaktığımız yakıtı falan filan onları da buradan görebiliyoruz. Onun haricinde arkadaşlar burada da hız göstergemiz var saat ortada. Zaten bu iki taraftaki halka şekilleri de buna bütünleşmiş. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi yakıtımızın durumunu gösteren bir göstergemiz var. Aracımızın göstergeleri de böyle arkadaşlar. Onun haricinde hemen sağ tarafta gördüğünüz gibi biz yağmur sileceklerimizi çalıştıran kol var. Sileceklerimiz de otomatik hızını falan ayarlayabiliyoruz buradan. Direksiyonumuzun sağ tarafı da böyle arkadaşlar. Burada anahtarlığımız var. Burada normalde bazı araçlarda oluyor start stop var. Gördüğünüz gibi burada multimedyamız var. Ortada hava menfezlerimiz var. Aynı şekilde ön tarafta da aracımızın kapıların açık kapalı olduğunu gösteren göstergemiz var. Airbag uyarısı var. Onun haricinde saatimizi gösteriyor. Arkadaşlar aracımızın multimedyası demiştik. Ses ayarı, işte kanal ayarları falan. Buradan da telefon bağlantıları falan var işte. Burada otomatik kapı kilidimiz var. Burada işte aracın kaymasını önleyen ESP sistemimiz var. Burada da dijital klimamızın ayarları var arkadaşlar. Burada fan devri. Burada otomatik klimayı çalıştırmak için düğmemiz. Havayı içeriden dolandıran düğmemiz. Isı ayarları sağlı sollu. İki tarafın ısısını farklı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da hava yönlerini belirleyen düğmelerimiz mevcut arkadaşlar. Aynı zamanda da burada gördüğünüz gibi camlarımızın rezistansı, buhar rezistansını ön ve arka camlarımızın buharını alabiliyoruz. Hemen onun altında bir cebimiz var böyle. Burada 12 volt çakmaklığımız var. USB girişimiz var. AUX girişimiz var. Hatta iki tane burada çakmaklığımız var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir tanesi de burada. Oradan da 12 volt elektrik alabiliyoruz. Burada manuel bir vitesimiz var. Gördüğünüz gibi aracımız 6 ileri 1 geri vitese sahip. İki tane büyük bardaklığımız var burada. El frenimiz de böyle deri kaplamalı. Burada da büyük bir cebimiz var arkadaşlar. Derince görüyorsunuz. Bayağı iş görecek bir cep. Onun haricinde sağ tarafa da baktığımız zaman gördüğünüz gibi şöyle bir bagaj torpido gözümüz var. Bu gördüğünüz gibi amortisörlüymüş. Normalde bunların çoğunda amortisör yok diye biliyorum. Soğutma da var arkadaşlar bu torpidoda. Sağ tarafta da airbag'imiz var. Havalandırmalarımız aynı şekilde krom kaplamalı kapı kolumuz. Aynı zamanda piyano bilek kaplaması da mevcut. Aracımızın şu aynamızı da açalım. Kapalı bırakmayalım. Onun haricinde gördüğünüz gibi burada karartmalı bir aynamız var. Otomatik açılır tavanımız var araçta arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Burada gördüğünüz gibi bir güneşliğimiz var. Güneşliğimizin aynası da aynı zamanda buradan lamba yakıp söndürebiliyoruz. Lambalı. Bu şekilde. Tavanda da böyle gördüğünüz gibi burada tavanımızı açma kapama düğmelerimiz. Şurada gözlük saklama yerimiz. Sağlı sollu lambalarımız da mevcut arkadaşlar. Aracımızda. Aracımızın tavanı da böyle. Gördüğünüz gibi telefonla konuşma mikrofonumuz da burada. Şoför güneşliğimiz de aynı şekilde aynalı ve lambalı arkadaşlar. Böyle. Aracımızın işi de böyle arkadaşlar. Gerçekten güzel görünüş olarak bayağı iyi sportif bir görünüşü var aracın. Şu an Kia Ceed aracımızın içerisindeyiz. Biraz da araçla ilgili sohbet edelim. Şimdi bu araç benim daha önceden kullandığım bir araç. Yani araç arkadaşın ama ben bu araçta uzun yola falan da birkaç sefer gidip gelmiştim. Daha önceden şehir içinde de kullanmıştım aracı. Gerçekten çok kullanışlı bir araç. Konforlu bir araç. Frenleri falan çok sağlam gerçekten. Amortisörleri falan güzel. Birazcık tabii ki sert ama station bir araç sonuçta bu. Ama yüklü olduğu zaman araç 4 kişiyle 5 kişiyle gittiği zaman gayet esnek ve rahat bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani aracımız gerçekten çok iyi bir araç.
Gerçekten sağlam bir motoru var. Bunların motoru bayağı güçlü. Hani çok seri araç değil bunlar aslında. Yani motorun gücüne göre biraz daha seri olması lazım ama gücüne göre çok fazla seri araç değil. Ama yakıt ekonomisi olsun, dizel bir araç. Çok fazla yakmıyor. Artı araçta konfor, rahatlık, güvenlik gerçekten güzel. Direksiyonda airbag var, orada airbag var. Bu yanlarda airbagler var, arkalarda ve bu koltuklarda da airbagler var arkadaşlar. Bayağı bol airbagli. ABS, ASR var, ESP var araçta. Yani uzun yola gidecek bir araç arkadaşlar. Uzun yolda ben hiçbir sıkıntı çekmedim bu araçta. Aracın bakım maliyetlerine gelince bakım maliyetleri çok düşük değil. Parçaları çok fazla ucuz değil ama tabii ki lüks arabalar kadar da pahalı değil. Sonuçta gerçi bu da C segmenti bir araç. İçi geniş, ferah, rahat bir araç. Zaten tavan açılıyor. Camlar bol. Arka bagaj tarafında da camlar var. Şu köşede görüyorsunuz zaten şöyle. Onun haricinde ön camların kenarlarında camlar var. Görüş açısı da gerçekten çok güzel bu arada, onu da söyleyeyim. Yani içi ferah rahat bir araç. Sıkıcı bir araç değil, boğucu bir araç değil arkadaşlar. Bu araçta benim uzun yolda gördüğüm en kötü tarafı arkadaşlar, beğenmediğim tarafı, birazcık fazla basınca biraz fazla, aşırı fazla yakıyor. Dizel olmasına rağmen. Benim gördüğüm tek şey o eksisi ama tabii ki aracı normal kullandığınız zaman da araç gerçekten ekonomik, çok az yakan bir araç. Yani uzun yolda falan yakıt olarak sizi üzecek bir araç değil. Bakım maliyetleri de çok fazla değil dediğimiz gibi. Yani aracın giderleri, maliyeti çok fazla değil. Sadece işte aracı temiz kullanmanız lazım. Temiz kullandığınız sürece zaten bu araç size kolay kolay arıza çıkaracak bir araç değil. Yedek parça olaraktan da işte parçaları, farları falan tabii ki bütün arabalarda olduğu gibi, yeni model arabalarda olduğu gibi. Bunlarda da ledler var, artı ayarlı farlar. Bir de virajlara girdiğiniz zaman sağ sol döneceğiniz zaman, direksiyon hafiften çevirdiğiniz zaman yan viraj ışıkları da yanıyor. Yani dediğimiz gibi bu farlarda biraz özellik fazla olduğu için farlar haliyle birazcık normal rakamların biraz daha üstünde ama özelliği var arkadaşlar. O da artı tarafı tabii ki. Ayrıca şunu da söyleyelim. Araçta yokuş kalkış desteği var. Direksiyonlarda elektrikli direksiyon. Hızınız arttığı zaman direksiyonunuz ani hareketlerde kendini koruyan bir sistem var. Yani bir anda sağ bir anda sol yapmıyorsunuz. Tehlikeli bir şekilde sokmuyor sizi. Bu acemiler için güzel bir şey. Yokuş kalkış desteği de özellikle dediğim gibi onlar da acemiler için güzel bir şey. Bayanlar falan bu aracı rahatlıkla kullanabilirler. Bu aracı yani bayanlar kullanabilir. Yaşlılar kullanabilir. Yani 5 kişilik, yani 2 tane büyük, 3 tane çocuk veya 4 tane çocuk olan aile de, yani 6 kişilik bir aile de bu aracı rahatlıkla kullanabilir. Gerçekten yani uzun yola giderken bu araçta biz 4 kişi gittik geldik, 5 kişi gittik geldik. Uzun yollarda da gerçekten 4 kişi 5 kişi bu araçta rahat bir şekilde gidip gelebiliyor. Araç hani ufaktan baktığımız zaman station olmasına rağmen öyle çok iri bir araç gibi gözükmüyor ama iç ferahlığı gerçekten güzel arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim. Bu aracı aklı başındaki insanların kullanabileceği, aile reislerinin kullanabileceği, emeklilerin kullanabileceği, yani station araç, birazcık ben eşya taşırım diyen, birazcık yanında malzemesi, eşyası fazla olan insanların tavsiye edebileceğimiz bir araç yani arkadaşlar. Araçta virajlara falan girdiğimiz zaman bu araç birazcık oturaklı bir araç. Aracın ağırlığı da 1492 kilo. Yani ağır bir araç olduğu için zaten içinde insanlar da olduğu zaman virajlara çok rahat giriyor. Yani virajlarda falan güvenlik açısından da çok iyi. Zaten ESP'de var araçta. Onun haricinde arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Aracın ikinci el piyasası da yaklaşık olarak 120 bin liralardan başlıyor. 150 bin liralara kadar, hatta 150 bin liranın üstüne de çıkıyor. 2013 model Station Kia Ceed 1.6 dizel araç. Fiyat aralığı da o şekilde ama tabii ki bu kilometresine göre aracın kazası var mı yok mu, araçta değişen parça var mı, ona göre fiyatlar değişiyor ama genelde fiyatını ortalama olarak bakarsak 135-140 bin lira aralıklarında şu anda. 2021 Mart ayı, Şubat ayının sonundaydı. Ayrıca bir de şunu da söyleyeyim. Araç düşük devirde çalışırken motor sesi biraz geliyor ama o yola çıktığınız zaman bu ses çok fazla insanları rahatsız edecek kadar ses yok. Ses yalıtımı, rüzgar sesi olsun, fena sayılmaz arkadaşlar. Hani öyle çok iyi demiyorum ama yani kesinlikle ve kesinlikle sizi rahatsız edecek derecede araçta ses olmuyor. Yani yolda da aracın tutuşu da güzel. Ses yalıtımı da gerçekten çok güzel. Arkadaşlar araç hakkında şu anda konuşacaklarımız bu kadar. Onun haricinde merak ettiğiniz şeyler de olursa eğer yorumlara yazarsanız size dönmeye de çalışırız arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlediyseniz herkese teşekkür ederim.
Hayırlı günler dilerim arkadaşlar.